TikTok canlı yayın açıyorsun ve gelen hediyeler aksiyona giriyor. Selam canlar, ben Kubilay Can. Düşünsene, biri sana hediye gönderdi ve anında sesli ve görüntülü bir şekilde ekranda belirdi. İşte bunu nasıl kendi sistemimize yapacağımızdan bahsedeceğim. Tikfinity gibi üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç olmadan sen yapacaksın, sen yöneteceksin. Hadi başlayalım. İlk olarak projemizi içeriye aktarmadan evvel kurulumu nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle başlat menüsüne gidiyoruz. Oraya CMD yazıyoruz. Penceredeki ilk elemana sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Daha sonra ekranda görmüş olduğunuz kodları tıpkı benim gibi eğer pip varsa pip kullanıyorsunuz, eğer pip3 varsa pip3 olarak kullanarak bu şekilde indirmelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra projemizde kullanacağımız Python kütüphanelerini içeriye aktarıyoruz. İlk kütüphanemiz time kütüphanesi. Kod içinde belirli bir sürede bekleme yapmak için kullanacağız. İkinci içeriye aktardığımız kütüphanemiz pygame kütüphanesi. Bu da ses dosyalarını oynatmak için kullanacağız. Üçüncü kütüphanemiz os kütüphanesi. Bu da genellikle dosya işlemleri için kullanacağız. Dosya işlemleri deyince kafanız karıştı. Dosyada bulunan bazı komik sesler, hediyelerin görselleri, bunlar için dosyayı incelememiz lazım. İçeriye girmemiz lazım. Bunun için kullanacağımız kütüphane os kütüphanesidir. Dördüncü kütüphanemiz olan Selenium kütüphanesi zaten çoğu projelerimde kullandım. Şimdi bunda da kullanacağız. Bir önceki videoyu eğer izlemediysen orada da kullanmıştık. Ne yapmıştık? TikTok canlı yayındaki chat'i Siri'ye okutturuyorduk. Onu yapmıştık ama böyle filtreli, küfür filtresi falan vardı. Eğer onu izlemediysen yukarı tarafta karta bırakıyorum kardeşim, onu da izlemelisin. Çünkü canlı yayın yapıyorsan bunlar senin için çok önemli bir şey. Evet, Selenium paketimizi de içeriye aktarıyoruz. Son kütüphanemiz olan Collections Decoy kütüphanesi. Hediyeleri sırayla işlemek için, hani aşağı tarafta chat hızlı kayıyor ya, işte bunu işleyebilmek için sıraya koymamız lazım. Bunun için de bize Decoy kütüphanesi lazım. Aşağı iniyoruz, Sound Folder ve Image Folder. Arkadaşlar, Sound Folder değişkenimizin içerisinde bulunan ses efektler dosyası. Yani sesler var içerisinde. İşte ne bileyim, ağlama oyunu olabilir, işte Tabi Efendim olabilir, zortlama efekti olabilir, gülme efekti olabilir gibi. Sizin kafanızda olan ne kadar efekt varsa onları ekleyeceksin. Ama bunları eklerken şunu bilmeniz gerekli. Dipnote, bak çok iyi dinleyin. Şimdi hediye atıldıkça image'lerin, yani görünen resimdeki işte TikTok görselin, onun adıyla senin image folder'daki görselin adı aynı olmalı. Çünkü eşleşmesi lazım. Aynı şekilde sese de aynı olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Buradaki TikTok'ta atılan bir hediye. Burada da image folder içerisinde bulunan hediye. Buradaki ise ses dosyası, sound folder içerisinde bulunan mp3 dosya. Bu atılan hediyenin adıyla image'in adı ve sound'un adı aynı olması lazım. Sound folder dediğim gibi ses efektlerinin olduğu klasörün değişken adı. Image folder ise hediye görsellerin bulunduğu dosyanın değişken adı. Bunu burada anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Aşağı iniyoruz. Gift image adında bir değişken karşılıyor bizi. Aslında buradaki klasör içerisinde bulunan resimleri sözlük içine alıyor. Gelin içerideki kodlar ne yaşıyor? Birinci kodumuz olan fsplit kodumuz dosya adından uzantıyı kaldırıyor. Aslında buradaki dosya uzantıdan bahsederken bu png, jpeg, jpg gibi olandan bahsediyor. Daha sonra ise os.listdir kütüphanemiz var. Bu da aslında image folder, image klasörün içerisine girdiğinde içerisinde listdir yapıyor. Yani listdir de şu demek, belirtilen klasörün dosyalarını listeliyor. List, listeleme. Dir, içerideki dosyaları tarıyor. Buradaki image folder işte taranacak klasör. İşte dediğim gibi belirtilen klasörün dosyalarını da bu şekilde listelemiş oluyoruz. Bu kodda göreceğiniz sonuç şu şekilde olacak. Hediye 1, hediye 1.png. Hediye 2, hediye 2.png. JPEG. Şimdi burada PNG ve JPEG kaldırılmış oluyor. Sade, tertemiz bir hediye 1 ve hediye 2 olarak elde etmiş oluyor. Bu kod buna yarıyor. Aslında burada alacağımız şey adını almış oluyor. Bir sonraki işlemimizde daha rahat ismi sound folder ile eşleşebilip eşleşmediğini kontrol etmek için. Evet, gelelim proxies gifs değişkenimize. Bu değişkenimiz aslında aynı hediyeyi birden fazla kez çalmamak için takip eden kısım. Gift que eşittir decue adında bulunan bu değişkenimiz aslında hediyeleri sırayla işlemek için bir kuyruk oluşturuyor. Aklıma halk ekmeği kuyruğu geldi ya. Dediğim gibi sırayla hediyeleri işlemek için böyle bir kuyruk oluşturuyoruz. Aşağıda bulunan chat message değişkenimiz ise sohbetteki verileri kaydediyor. Hepsini çekiyor. Ona göre içerisinde istediğini alacak.
gelelim projemizin ilk fonksiyonuna. The Play Gift Sound. Aslında burada da zaten anlayacağınız üzere gelen hediyenin gift name'ini alıyor. Aldığı ismi sound'dakiyle uyuşursa ona göre count sayı, yani kaç tane atıldıysa hediye onun da değerini alarak sound'u çaldıracak. Yani işte kaç kez çalacağını ve ismi var mı yok mu onun kontrolünü yapan bu fonksiyonumuzdur. Burada görmüş olduğunuz options kodları. Aslında bu options kodlarını bir önceki videoda da bahsetmiştim. İşte tarayıcıyı test tarayıcı, yani bot tarayıcı olarak algılamaması için tarayıcının bazı şeylerini önlem alıyoruz. Ha bu arada siz bu videoda izlerken oraları bulanık göreceksin. Sen bunları almak istiyorsan Discord kanalından ulaşabilirsin. Halen Discord'a erişemiyorsan Discord videosunda yine karta bırakırım. Oradan da bakabilirsin kardeşim. Discord'a erişmelisin çünkü benim Discord sunucumda senin işine yarayacak bir sürü kodlar var. Oradan ulaşıp alabilirsin güzel kardeşim. Şimdi gelelim ikinci fonksiyonumuza. Scroll to bottom. Bu ne işe yarıyor? Ben size şöyle kısaca anlatayım. İçerisinde görmüş olduğunuz bazı kodlar var. Böyle değişik değişik random harfler göreceksiniz. Onlar aslında glass'lar arkadaşlar. Yani sizin o TikTok'ta görmüş olduğunuz chat'in tutulduğu yere biz glass diyor. Bu glass da değerini alarak ona göre içerisindeki bazı verilere ulaşmamız lazım. Burada glass'ın içerisinde bulunan bir sürü bir şeyler geliyor. Sürekli akıyor. Chat akıyor, anladınız mı? Bu akarken de arada hediyeler, yazılar kaçıyor. Kaçmaması için de ne yapıyor? Anlık takip yapabilmemiz için scroll to bottom yaparak aşağı doğru bir sayfayı kaydırırken scroll yapıyoruz ya, aşağı doğru kaydırıyoruz ya. Onu da bu şekilde sistem yapıyor. Yani direkt aşağı kaydırıyor. Anlık takibini yapıyor o şekilde. Evet, projemizin son fonksiyonuna gelelim. Get gift from chat. Buradaki de hani demiştim ya, bir küme vardı. Genel chat'in bulunduğu o kısım. O kısmın içerisine almak istediğimizi alacağız. Burada neyi alacağız? Ben size söyleyeyim. İçerisinde bulunan hediye kısmını alacağız. Yani mesaj kısmını değil. Sadece hediye kısmını alacağız. Onun glass değerini alıyoruz. Ve glass'ın içerisinde bulunan hangi hediye ise onun name'ini alıyoruz. Yani adını alıyoruz hediyenin. Daha sonra içerisinde Spain değeri olan tagımız var. Bu tag içerisinde de yine onun bir glass'ını alıyoruz. Kaç defa hediye atıldı? Yani 3 tane mi atıldı? X3 veya X4, X1. O count değerini de alıyoruz. Oradan X'i sileceğiz. Sadece sayı kalacak. Ona göre for değerimize de sürekli bir döngü halinde olduğu için kaç defa geldiyse ona göre gift count değeri de o sayıya baz alarak artışını yapacak ya da yapmayacak. O şekilde varsayılan 1 olarak kalacak. Veri zaten varsayar. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Gift name'ini alıyor. Yukarı tarafta da ismini sound folder'daki isimle uyuşuyorsa işte kaç defa çalacağını Pygame Mixer ile de o kadar çalacağını belirtiyor işte. Bu kadar basit arkadaşlar. Buradaki kod da o işe yarıyor. Şimdi gelelim son kısmı arkadaşlar. Driver get kısmı. Aslında burada hangi yayıncıya gideceksek onun yayın URL'sini almamız lazım. Aşağıda time sleep diyerek aslında orada 10 saniye beklememizin sebebi sayfanın bazen açılması geç olabiliyor. Ha, siz isterseniz sizde fazla geç açılıyorsa 20 yapın, 30 yapın. Kafanıza göre takılın. Yani en azından program erken çalışmasın. Bir süre beklesin. Ondan sonra programı çalışmasına devam edelim. Aksi halde hata alma ihtimali çok yüksek. Bunu silerseniz sayfa yüklenmese de yüklenmiş gibi gözükür. Kod çalışır. Gerek yok. Dediğim gibi time sleep yaparaktan da 10 saniye bir bekleme aralığı verin yani. Arkadaşlar bu bir döngüde çalışacağı için while true değeri vererek sürekli döngünün çalışmasını istiyoruz. Ve içerisinde scroll to bottom, the get gift from chat, bunlar sürekli çalışacak elemanlar. Ama velakin while gift where dediğimiz kısım ise aslında sırayla hediyenin çalışmasını sağlatıyoruz. Hani dediğim ya, kuyruk kısmı işte. En azından karışıklık olmasın ya da atlama olmasın hediye konusunda. Anlamışsınızdır diye umut ediyorum. Çalışıyor. Gelin bir de test edelim. Nasıl çalışıyor? Birlikte görelim. Evet arkadaşlar, programımızı açıyoruz ve aşağıda görmüş olduğunuz gibi driver get kısmı var. Biz bu driver get'teki URL'ye hangi yayıncıya gideceksek eğer onun yayın URL'sini alıp buraya yapıştırıyoruz. Sonra yukarı taraftan run deyip run model ve bekliyoruz biraz. Evet, karşımıza bir Google Chrome penceresi açtı. Adamın yayınına gitti. Şu anda bunu red ediyoruz ve gelen hediyeleri anlık bir şekilde şöyle sol taraftan takip ediyoruz. Görünür mü bilmiyorum ama umarım görünür. Evet. Duyduğunuz sesin herhalde. Sol taraftan da bakın attı. Yine atıyor. Evet. 10 tane attı. Sol taraftan da 10 tane gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çalışıyor sistem. Kendi programını kendin yaptın kardeşim. Öncelikle sana tebrik ediyorum. Şimdi gelelim, bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanalıma kesinlikle abone olmalısın kardeşim. Çünkü seni ilgilendiren, senin ilgi çeken içeriklerin bende. Aç bak sayfama. Wi-Fi'siz yazıcı, Jarvis kokladık, TikTok'ta izlenme kastık, VPN'siz nasıl girileceğinden bahsettik. Daha neler yapayım? Sen kanalıma abone ol, videoya like at, yorum atmayı da unutma. Ne diyoruz? Ben senin ekranım. Eyes in the sky, gazing far.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use.